içinde. Arkadaşlar baş parmağım neyi gösteriyor? Manyetik alanı. Baş parmağım akımın yönünü gösteriyor. Dört parmak neyi? Manyetik alanı. O zaman şimdi burada sayfa düzleminde tel. P noktası, şurada bir P noktası var. Şimdi bu P noktasındaki manyetik alan ne tarafa doğru? P noktasındaki manyetik alan ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden içeriye doğru. P noktasında manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru. Değil mi? Tel elimin içinde dört parmağım ne tarafı gösteriyor? Sayfanın içini gösteriyor. Dolayısıyla sayfa düzleminden içeriye doğru. Peki bu tarafta diyelim T noktası. T noktasında manyetik alan ne tarafa doğru? T noktasında manyetik alan ne tarafa doğru? Bu sefer bakın baş parmağım akımı gösteriyor. Dört parmak ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden dört parmak sayfa düzleminden dize doğru. Yani burada değil mi? Burada manyetik alan ne tarafa doğru arkadaşlar? Bakın kalemin yönünde değil mi? Tak düştü. O zaman bu tarafta manyetik alan bize doğru. Sağ el kuralıyla manyetik alanın yönünü ne yapıyoruz? Buluyoruz. Evet, peki büyüklüğünü nasıl bulacağız? Manyetik alanın büyüklüğünü nasıl bulacağız? Arkadaşlar manyetik alanın büyüklüğünü de düz tel için söylüyorum. 3 tane formül yazacağım burada. Bunları biliyoruz. B eşittir 2 K I bölü D. Düz bir telden akım geçiyorsa akımın oluşturduğu manyetik alanın değeri 2 K I bölü D'dir. Arkadaşlar burada K neydi? K bir sabit. Bu K sabitinin değeri değil mi? 10 üzeri eksi 7 Tesla metre bölü amperdir. Tesla metre bölü amper. Bir sabit. I dediğimiz akım birimi amper. D dediğimiz uzunluk birimi neydi? Metre. B de manyetik alan. Yönü düz bir telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan 2KI bölü D eşitliğiyle bulunur. Yönü sağ el kuralıyla. Arkadaşlar şu genellemeyi her zaman yapabilirsiniz. Akımın oluşturduğu manyetik alanda manyetik alanın büyüklüğü her zaman neye bağlıdır? Akıma bağlıdır. Akımla doğru orantılıdır. Telden ne kadar çok akım geçerse o kadar büyük manyetik alan elde edersiniz. Akımla doğru orantılıdır. Uzaklıkla ters orantılıdır. Yani şimdi burada bakın D ile ters orantılı. Evet, düz bir tel için bu şekilde. Peki telimiz bir çember şeklinde ise ve telimizden akım geçiyor. Akımın yönü bu şekilde. Şimdi bu durumda arkadaşlar ne yapıyorduk? Bu durumda şunu yapıyoruz. Az öncekinin tam tersi. Dört parmak akım yönü. Bakın çemberin üzerine koyduğum dört parmak akım yönünde baş parmağım neyi gösteriyor? Manyetik alanın yönünü gösteriyor. O zaman burada telden geçen akım bu şekildeyken dört parmak yukarıya doğru manyetik alan değil mi? Dört parmak akım, baş parmak yukarıya doğru manyetik alandır. Düz telin tam tersi. Düz telde baş parmak akım, dört parmak manyetik alan. Çemberde, halkada tam tersi. Dört parmak akım, baş parmak manyetik alan. Bu durumda bu R yarıçaplı halkadan geçen akımın oluşturduğu manyetik alan yön olarak ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden bize doğru. Yönü sayfa düzleminden bize doğru.
Peki büyüklüğü ne arkadaşlar? Burada manyetik alanımızın büyüklüğü ne kadar? B eşit 2 pi k i bölü d. Manyetik alanın büyüklüğü 2 pi k i bölü d'dir. Yönü Sayer kuralıyla bulunuyor. Büyüklüğü de bu. Burada zaten bilmediğiniz herhangi bir şey yok. Pi sayısını biliyorsunuz. K sabit dedik. İ akım D şeklinde. Bir de arkadaşlar burada bakın bir düz teli bileceğiz. Düz tel. Halka değil mi? Halka. Bir de bilmemiz gereken bir nicelik daha var. Selenoid. Ya da bobin değil mi? Bobin. Bobin dediğimiz neydi arkadaşlar? Bobin dediğimiz bakın kalem iletken demirden oluştuğunu düşünün bu kalemi. Bu kalemi aldım üzerini sarıyorum bir telle. Şimdi kalemi aldım üzerini telle sardığımda iletken telle sardığımda ne oldu şimdi arkadaşlar? Bakın kalemi aldım üzerini telle sardım. Sarıyorum işte. Aha. İşte oldu size ne? Bu bir selenoid. Bobin arkadaşlar, bobin. Burada N tane sarım var. Ne yaptık? Bu N sarım burada ne oluşturdu arkadaşlar? Burada bir bobin oluşturduk. Şimdi buradan pili bağladım ve buna ne yaptım? Akım verdim. Pili bağlayıp buna akım verdiğimde bu bobin ne yapıyor arkadaşlar? Bir manyetik alan oluşturuyor. Evet, o zaman şöyle bir şeklini çizelim. Bir silindir iletken, değil mi? Silindir iletken. Bunu ne yapıyoruz? Bunun üzerini telle sarıyoruz. Bunları biraz sonra şey olarak da göstereceğim arkadaşlar. Kitapta da orijinal şekilleri var. Oradan da bakarız. Ve buradan şimdi bir akım verdim. Telden akım geçtiğinde iyi akımı geçiyor telde. Şimdi arkadaşlar burada manyetik alanın yönünü nasıl buluyoruz? Akımın yönü evet yukarıya doğru akım geçiyor. Akımın yönünü yukarı doğru gösterdik. Şu. Arkadaşlar bobini alıyorum elimin içine. Sağ elimin içine bobini alıyorum. Dört parmak akım yönünde. Baş parmak neyi gösteriyor canlarım? Bakın dört parmağı akım yönünde alıyorum. Baş parmak manyetik alan. O halde bu bobinin oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğru? Baş parmağın yönünde bu tarafa doğru. Arkadaşlar bu manyetik alanda bakın burası sanki mıknatısın en kutbu. En kutbundan manyetik alanın kuvvet çizgileri çıkıyor. Dönüp bu tarafa doğru S kutbuna ne yapıyor? Geliyor. Burası da bobinin S kutbu arkadaşlar. En kutbu, S kutbu. Şimdi burada oluşan manyetik alanın yönü bu şekilde. Bobini elimizin içine alıyoruz. Bobini sağ elimin içine aldım. Dört parmak akımın yönünde. Baş parmak neyi gösteriyor? Manyetik alan. Peki bu manyetik alanın büyüklüğü ne kadar? Hocam iki uca da N yazdınız. Öyle mi? Evet doğru diyorsun. Teşekkür ediyorum. N'den çıkıyor manyetik alanın kuvvet çizgileri. Nereye geliyor? S'e geliyor. Düzeltiyorum. Teşekkür ederim Hasan. Çok sağ ol. Rica ederim hocam. Burası S oldu. Doğru. İki uca da N yazmışız. S oldu. Şimdi o halde burada manyetik alanı nasıl yapıyoruz? Büyüklüğü neydi? Bobinin oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B eşittir. 4 pi k i n bölü L'dir arkadaşlar. Bobinin manyetik alanı 4 pi k i n bölü L'dir. Burada N, arkadaşlar N, neydi N? Burada N dediğimiz değer ne? N dediğimiz değer sarım
sayısı. Yani ben bu bobin üzerinde şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sarım yapmışım. N 7. I akım biliyorsunuz. Akım. K sabit. L. Arkadaşlar bu L'ye biraz dikkat ediyoruz. Buradaki L bobinin sarılan boyu. Genelde bobinin tamamı sarılır. Ama olur da ya sarılmayan parça olursa ya da bir kısmını sarmazsa sarılan boyun kısmıdır arkadaşlar. Bobinin sarılan boyu. Ne kadarsa o. Bu da o zaman bobinin boyu bobinin sarılan boyu diyelim. Tamam? Bobinin sarılan boyu. Bir de arkadaşlar burada bazen hani bu N bölü L oranımız var ya, bakın burada dikkat ederseniz bir ne var? N bölü L oranımız var. Bu N bölü L oranına arkadaşlar birim boydaki sarım sayısı, birim boydaki sarım sayısı. Bazen bunu kullanırlar arkadaşlar. Mesela bir sene bir yerde geçti öncüllerde. Manyetik alan diyor birim boydaki sarım sayısıyla orantılıdır. Yani N bölü L ile orantılıdır. Bu doğru değil mi? Bir de neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Burada bu silindirin yarı çapının bir önemi var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Bakın formülde eşitlikte R ile ilgili bir şey var mı? Yok. Onun için bobinin yarı çapına bağlı değildir manyetik alan. Silindir şeklindeki bobinin yarı çapına manyetik alan bağlı değildir. Yalnız burada bir şeyin altını çizelim. Şimdi diyor ki bir soruda iki tane bobin vermiş. İki bobin. Bunların birinin yarı çapı R, diğerinin yarı çapı 2R. Bakın şimdi. X bobininin yarı çapı R, Y bobininin yarı çapı 2R. Aynı uzunluktaki tel. Aynı uzunluktaki tel. Bu bobinlere sarılıyor. Dikkat. Arkadaşlar, aynı uzunluktaki tel bu bobinlere sarılırsa bunun çevresi 2πr, bunun çevresi 4πr, yarıçap 2r. Dolayısıyla aynı uzunluktaki teli ben bu bobinlere sararsam burada 2n tane sarım oluşursa burada ne oluşacak? Burada n tane sarım oluşacak. Bakın burada R önemli. Çünkü niye? Bobine sardığınız telin boyu eşit. Hani aklınızda olsun, bazen böyle istisnai sorular gelebilir. Bunlara dikkat. Eğer burada bobinlerin sarım sayıları eşitse R'nin önemi yok. Ama aynı uzunluktaki teli, 10 metre uzunluğundaki teli. Ne yaptınız? 1, R yarıçaplı silindire sardınız. Bir de 2 R yarıçaplı silindire sardınız. 2 R yarıçaplı silindire sardınız. E tabii ki burada ne olacak? 2 R yarıçaplı silindirde sarım sayısı az olacağı için manyetik alanın değeri daha küçük olacak. Buna dikkat edelim. Bununla ilgili bir istisna var. Anlaştık değil mi canlar? Evet, bir de burada bobini biliyoruz. Bobinin manyetik alanını biliyoruz. Ve yönünün nasıl bulunacağını dikkat ediyoruz. Şimdi bunlarla ilgili örnekler bakalım arkadaşlar. Sorular bakalım, örnekler bakalım. Ondan sonra da üniversite sınav sorularımıza geçelim. Evet, şimdi burada ne diyor? Akım taşıyan düz telin manyetik alanı. Arkadaşlar burada farklı 3-4 tane şekil vermiş. Şuna dikkat edelim. Evet, 3 tane şekil var. Tabii burada akımın yönü dikkat ediyoruz. Akımın yönü nasıl? Pillerde değil mi? Pilde akımın yönü nasıldı arkadaşlar? Artıdan çıkar değil mi? Akım her zaman artıdan eksiye doğrudur. Unutmuyoruz.
Evet, ne yaptık? Birinci şekilde baş tel elimizin içine aldık. Baş parmak akım yönünü gösteriyor. O zaman arkadaşlar şöyle burada K noktasında manyetik alan bize doğru, L noktasında manyetik alan içe doğru. Şekil 2'ye geldiğimizde diyelim ki burada mesela P noktasında dikkat ediyoruz. P noktasında manyetik alan ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden içe doğru. Değil mi? O noktasında manyetik alan ne tarafa doğru olacak? O noktasında manyetik alan bize doğru. Şekil 3'te görüyoruz değil mi arkadaşlar? Şekillerde sıkıntımız yok. Biraz daha büyüteyim isterseniz. Evet. Şekil 3'te ne oldu da şimdi arkadaşlar? Şekil 3'e şöyle bir bakalım. Şekil 3'te şu noktaya bakalım. Ne diyelim bu noktaya? Bu noktaya ne diyelim arkadaşlar? H diyelim mesela. H noktasında manyetik alan ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden içeriye doğru. N noktası mesela bu tarafa da N diyelim. N noktasında manyetik alan ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden içe doğru olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bir soru üzerinde duralım. Örnek sorumuza bakalım. Şimdi ne diyor örnek sorumuzda? İki tane tel, değil mi? İki tane tel. Tellerden aynı yönde akımlar geçiyor. Birinden geçen akım I, diğerinden geçen akım 3I. Evet. Sayfa düzleminde bulunan sonsuz uzunluktaki, tabii arkadaşlar bu telleri biz sonsuz uzun alıyoruz. Yani normalde hani formül yazdık ya 2KI bölü D. Bu 2KI bölü D, sonsuz uzun teller için geçerli. Onun için genelde sorularda size sonsuz uzun tel diyecekler. Evet. X ve Y tellerinin yönleri ve şiddetleri şekilde belirtilen akımlar geçiyor. Buna göre diyor. I bir akımın sayfa düzleminde K noktasında oluşturduğu manyetik alan B ise. O zaman arkadaşlar I bir akımının sayfa düzleminde oluşturduğu manyetik alan B. Bu manyetik alanın yönü ne tarafa doğru? Yönü ne tarafa doğru? Sayfa düzleminde, değil mi? Sayfa düzleminde bakın teli elinizin içine aldınız. Ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden, değil mi? İçe doğru. O zaman arkadaşlar X telinden geçen akımın, oluşturduğu manyetik alan, ne tarafa doğru olacak? İçe doğru. Şöyle ben bir abartılı çizeyim şu içe doğruyu. Evet, içeriye doğru burada bir manyetik alanımız var. Peki manyetik alan içeriye doğru. Büyüklüğü ne arkadaşlar? Büyüklüğü ne? K noktasında manyetik alanın büyüklüğü ne? Ne diyorduk büyüklüğüne? Nasıl buluyoruz büyüklüğü arkadaşlar? Büyüklüğü neydi? Büyüklüğü düz tel D kadar uzakta manyetik alanın büyüklüğü neydi? 2KI, değil mi? 2KI bölü neydi canlarım? D. Evet. Buna soruda ne olarak tanımlamış bu manyetik alanı? D olarak tanımlamış. O zaman şimdi Y telinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğru olacak arkadaşlar? Y telinin burada oluşturduğu manyetik alan, evet, sahil kuralını uyguluyorsunuz ve buldunuz, değil mi? Ne buldunuz? Sayfa düzleminden, bize doğru. Evet, burada da manyetik alan sayfa düzleminden bize doğru oldu. O halde şimdi arkadaşlar bu manyetik alanın büyüklüğü ne? Bu manyetik alanın büyüklüğünü de yazalım. Buradaki manyetik alanın, yani Y telinin burada oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü 2K, değil mi? 2K. Akımımız ne? 3I. 3I bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Bölü oraya olan uzaklık neydi? 2 Peki bunu B cinsinden ifade edersek 2KI bölü D B olduğuna göre
Bu nedir arkadaşlar? Bu 3 bölü 2 B'dir. 3 bölü 2, 3 bölü 2 ya da 3B bölü 2 yazalım. 3B bölü 2 diyelim. Yalnız dikkat edelim. Yönleri zıt olduğuna göre diğer manyetik alanı pozitif aldık. B dedik. O zaman buna ne diyeceğiz? Eksi B diyeceğiz. Bu durumda K noktasındaki toplam manyetik alan ne olur arkadaşlar? K noktasındaki toplam manyetik alan 3B bölü 2, diğeri B çıkarırsanız eksi B bölü 2 olacaktır. Tamam mı? Ha, sen anladık değil mi? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hocam. Tamam. Evet, şu test sorumuza bakalım. Şu sorumuza bakalım. Diyor ki şimdi sorumuzda ne diyor? Sorumuzda X ve Y telleri var yine. X telinden I akımı geçiyor. Yönünü belirtmiş. Sayfa düzleminde değil mi arkadaşlar? Şu ben ekranımı bir alayım. Ekranı bir alayım. Şimdi Y telinde dikkat edelim. K noktasında manyetik alan sıfır olduğuna göre Y telinden geçen değil mi? Bizden Y telinden geçen şeyi soruyor arkadaşlar. Y telinden geçen akımın değil mi? Y telinden geçen akımın yönünü ve büyüklüğünü istiyor. Önce şunu söyleyelim canlarım. Y telinden geçen akımın yönünü ve büyüklüğünü istiyor. Y telinden geçen I2 akımı hangi yöndedir ve değeri nedir diyor. Hangi yöndedir ve değeri nedir? Şimdi dikkat edersek X telinden geçen akımın manyetik alanı ne tarafa doğru arkadaşlar? Sayfa düzleminden içe doğru. O halde Y telinden geçen akımın ne olması gerekiyor? Manyetik alanın yönü bize doğru olacak. Manyetik alanın yönünün bize doğru olabilmesi için sahe kuralını uyguladığımda akım ne tarafa doğru olacak arkadaşlar? Akım bir yönünde olacak. O zaman Y telinden geçen akım kesinlikle bir yönünde. Peki sıfır olması için ne olması gerekiyor? Sıfır olabilmesi için de değil mi? K noktasında manyetik alanın sıfır olabilmesi için X telinin oluşturduğu 2K I bölü D eşit olmalı Y telinin oluşturduğu manyetik alana. 2K bina ne diyeceksiniz arkadaşlar? İY değil mi? Buna İY diyelim. Y telinden geçen akım. Bunu bilmiyoruz. Onun için İY diyelim. İndis yazacağım. Evet. İY bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Y telinin oraya olan uzaklığı ne kadar? Y telinin oraya olan uzaklığı, K noktasına olan uzaklığı 2D, D'de burada var. 3D mi? Değil mi? Y telinin K noktasına olan uzaklığı 3D. O zaman bölü 3D dersek, değil mi? Bölü 3D dediğimizde 3D. Bu eşitliği kullanırsanız buradan I'ye akımımızın ne çıkması gerekiyor arkadaşlar? 2K'lar gider, D'ler gider. Ne gelir? 3 mü gelir? Evet, yanılmıyorsam 3. Evet, çözümü de şu şekilde görebilirsiniz. Değil mi? İki akım birbirine eşit olacak. Bu durumda Y telinden bir yönünde 3I akımı geçmeli. Evet, şu soruya bir bakalım arkadaşlar. İki tane tel var. X ve Y telleri var. Dikkat edin, bu teller birbirine paralel değil. 45 derece açıyla birbirlerini kesiyorlar. Tabii bunlar üst üste konmuş iki tel. Akımlarını vermiş. Bu akımları çok önemli değil. Sizden istediği ne? Hangi noktada, değil mi bakın? Hangi noktada toplam manyetik alan sıfırdır diyor. Hangi noktada toplam manyetik alan sıfır olabilir?
Arkadaşlar bu soruda hiç işlem yapmanıza gerek yok. Neden? Bakın. M noktası, L noktası ve K noktasında. M, L, K noktalarında. M, L, K noktalarında. M, L, K noktalarında. İki telin de oluşturduğu manyetik alan nedir arkadaşlar? Birbirine eşit. İki telin de oluşturduğu manyetik alanın yönleri birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla M'de, L'de, P'de, N'de, P'de. Kesinlikle manyetik alan sıfır olamaz. L'ye bakalım. Arkadaşlar aynı durum L için de söz konusu. Çünkü bu sefer iki telinde L'de oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğru? Bize doğru. Dolayısıyla burada arkadaşlar, burada kesinlikle bu noktalarda manyetik alanlar sıfır olamaz. O zaman olsa ve olsa nerede manyetik alan sıfır olabilir? Manyetik alanın sıfır olabileceği bir tek nokta vardır. O da nedir? K'dır. Arzu ederseniz işlem yapıp sonuca bakabilirsiniz ama hiç işleme gerek yok arkadaşlar. İşlem yapmanıza gerek yok. Burada sadece K noktasında manyetik alan sıfır olabilir. Evet. Şu soruya bakalım. Bu soru önemli. Bu sorunun biraz farklı versiyonu üniversite sınav sorusu. Çok az farklı. Üniversite sınav sorusunda KLM'deki manyetik alanların yönünü soruyor. Tabii dış manyetik alanı vermiş. Burada manyetik alan verilmemiş. Şimdi arkadaşlar sayfa düzleminde bir manyetik alan var. Kırmızı çizgilerle gösterilmiş. Dikkat edin, yönü belli değil. Bir de tel var. Telden akım geçiyor. Telden geçen akım ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden bize doğru. O zaman önce bana telden geçen akımın K, L, N, M noktalarındaki manyetik alanlarının yönü ne tarafa doğrudur? Evet, hemen alıyorum. Tel elimin içinde, baş parmağım akım yönünde. Manyetik alan ne yapacak? Dört parmağın yönünde. O zaman K'da manyetik alan, K'da manyetik alan şu şekilde. L'de manyetik alan, L'de manyetik alan. Dikkat ediyorsunuz, hep teğet olacak. Teğet. L'de bu tarafa doğru. M'de manyetik alan, M'de manyetik alan. Telin oluşturduğu akımın manyetik alanı bu tarafa doğru. L'deki manyetik alan ne tarafa doğru arkadaşlar? L, evet. L'de oluşan manyetik alan, L'de oluşan manyetik alan da, değil mi? Evet, yukarıya doğru. Şu. Şimdi, telin oluşturduğu manyetik alanlar bunlardır. Pekala, bakın soruda diyor ki, M noktasındaki manyetik alan, L noktasındaki manyetik alandan, değil mi? L noktasındakinden büyük olduğuna göre. L'deki manyetik alandan M'deki manyetik alan büyük olduğuna göre dış manyetik alan, yani kırmızı çizgilerle gösterilen manyetik alan ne tarafa doğru olmalı? Arkadaşlar ne tarafa doğru olmalı? Yönü ne tarafa doğru olmalı? Evet. Bu tarafa doğru, değil mi? Bakın burada manyetik alan, buradan manyetik alan ne tarafa doğru olacak arkadaşlar? Bu tarafa doğru. O zaman dış manyetik alan iki yönünde olacak. Tamam. Düzgün manyetik alanın yönü 2'dir diyor. Doğru. N noktasındaki toplam manyetik alan K noktasındakinden büyüktür diyor. Arkadaşlar bu ifade doğru mu? Doğru. Bakın burada M noktasında manyetik alan maksimum, K noktasında manyetik alan nedir? Minimumdur. L noktasında manyetik alan K noktasındaki manyetik alandan büyüktür. Niye? L noktasında iki manyetik alan arasındaki açı kaç derece? 90 derece. Değil mi? L noktasında iki manyetik alan arasındaki açı 90 derece. Ancak N noktasında manyetik alan 90 dereceden daha büyük. Dolayısıyla bileşkesi nedir? Daha küçük.
Evet, o zaman öncüllerimize baktığımızda N noktasındaki toplam manyetik alan K'dakinden büyüktür diyor. K'dakinden büyüktür. Doğru. Evet, K ve M noktalarındaki toplam manyetik alanlar eşit büyüklüktedir diyor. Bu da nedir? Kesinlikle yanlıştır. O zaman 1 ve 2 ifademiz doğru olacak. Diğer ifadelerimiz yanlış olmuş olacak. Evet, bu sayısal sorular var. Onları geçiyorum. Şu soruya bakalım. Bu soruya bakalım. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada, değil mi? Dikkat edelim. İki tane tel var. İki tel var. Bu tellerden, akımlar geçiyor. İki tane telimiz var. Tellerden akım geçiyor. O noktasındaki toplam manyetik alanı B olarak vermiş. O zaman bu B'nin iki bileşeni var. Birisi X'in oluşturduğu manyetik alan, diğeri de Y'nin oluşturduğu manyetik alan. X'in oluşturduğu manyetik alan bir birim, Y'nin oluşturduğu manyetik alan da, ne kadar arkadaşlar? Tabii ki 2 birim. Y'nin oluşturduğu manyetik alan da 2 birim. Evet, arkadaşlar dikkat ediyoruz. X'in oluşturduğu manyetik alan bir birim, Y'nin oluşturduğu manyetik alan 2 birim. O zaman ne diyeceksiniz? Şimdi bu manyetik alanları isterseniz hemen yazalım. X'in oluşturduğu manyetik alan. Evet. Ne diyorsunuz? 2, değil mi? 2K. 2K. I1. 2K I1. Bölü. Aradaki uzaklık ne kadar arkadaşlar? Aradaki uzaklık ne kadar? 1, 2, 3. 3 birim. 3. Pekala. I2'nin oluşturduğu manyetik alan ne arkadaşlar? I2'nin oluşturduğu manyetik alan, yani Y telinin oluşturduğu manyetik alan ne? Onu da şöyle yazalım mı? Hadi onu da şöyle yazalım. Onu ne yazacaksınız? 2, K, değil mi? I2 bölü ne diyoruz arkadaşlar? Uzaklık ne kadar? 1, 2, 3. 3 birim. 3. İkisi de eşit mi? Evet, eşitmiş. Aslında hiç uğraşmaya bile gerek yok. Uzaklıklar eşit olduğuna göre manyetik alan direkt neyle orantılı? Akımla orantılı diyebilirdiniz. Evet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'e 3. Dolayısıyla direkt I1 bölü I2 oranı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Değil mi? 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Evet. Aradaki uzaklıklar eşit olduğu için I1 bölü I2 oranı ya da tersten söylerseniz 2'dir diyebilirsiniz. Evet, bu sayısal soru. Bunları geçelim. Bunlar önemli değil. Sayısal bunlar arkadaşlar. Sayısal sorulara çok fazla takılmıyoruz. Evet. Halkanın manyetik alanı. Zaten söyledim bunu, değil mi? Düz bir halka. Halkadan ne yapıyor? Akım geçiyor. Halkadan geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı ne yapıyoruz? Direkt, değil mi? Ne yaptık? 2KI bölü, 2PKI bölü R olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Burada arkadaşlar şunları göstermek istiyorum özellikle. Halka yarımsa manyetik alan 2KI bölü R'nin 1 bölü 2'si. 3 bölü 4, 4 bölü 3 de 4 bölü 3'ü ise o zaman ne yapıyorsunuz? Toplam manyetik alanın 3 bölü 4'ünü alıyoruz. Çeyreği ise 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Örneğin burada son şekildeki gibi 120 derece ise o zaman da ne yapıyoruz? 120'de 1'ini alıyoruz. Evet. Burada mesela. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? X, Y, Z düzlemini vermiş. 3 eksen vermiş. Düzlemlerde halkaları vermiş. Sizden neyi istiyor arkadaşlar? Manyetik alanı yönünü istiyor. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Telin bulunduğu düzleme diktir. Dolayısıyla şimdi bakın K teline bakalım. K teli nerede? Y, Z düzleminde. O zaman manyetik alan nerede olacak? X eksen üzerinde olacak. Hemen sahil kuralını uyguluyorsunuz. Elinizi uyguladığınızda ne yapıyor arkadaşlar? Bakın dört parmak sayfa düzleminden içeriye doğru. O zaman manyetik alanımız ne olmuş oluyor? K telinde manyetik alan eksi x yönünde olmuş oluyor. Sayfa düzleminden içeriye doğru eksi x yönünde.
L teline geliyorum. L teli nerede? X, Z düzleminde. Tel, X, Z düzleminde. O zaman manyetik alan nerede? Y eksen üzerinde. Ya artı Y'dir, ya eksi Y'dir. Hemen akım yönüne bakıyorum. Akım yönünü dört parmak olarak aldığımda baş parmağımın sayfa düzleminden içe doğru, yani eksi Y yönünde olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar isterseniz bir TYT, AYT sorularına bakalım. Geçen 2018'in üniversite sınav sorularına hızlı bir bakış yapıp bugünkü konumuzu bitirelim. Tabii bu konu bitmedi. Konunun devamı var. Haftaya devamlı yapacağım ama hani araya bir üniversite sınav sorusu koyalım. Evet, bilimsel bilgiye ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, bilimsel bilgiye ulaşmak için deney, gözlem yapacaksınız ve akıl yürüteceksiniz, değil mi? Deney, gözlem ve akıl yürütme ile bilimsel bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer sorumuza bakalım. İkinci soru. Bir hareketlinin, dikkat edin bakın, bu konum ve zaman, geçen dersimizde de anlatmıştım. Konum zaman grafiğini vermiş, tablo vermiş daha doğrusu, değil mi? Tabloda verilmiş bu değerler. Buna göre hızı soruyor. Arkadaşlar, birim zamanda alınan yol neydi? Hızdı. Eğer vektörel olarak düşünürsek hız. Skaler olarak düşünürsek sürat. Bir saniyede konum ne kadar hep değişmiş? 5. O zaman bizim hareketlimizin sürati ne kadardır arkadaşlar? Bizim hareketlimizin sürati, değil mi canlarım? 5 metre bölü saniyedir. Ve dikkat ederseniz bu hareketle nasıl hareket yapmış? Düzgün, doğrusal bir hareket yapmıştır. Evet, hareketli, düzgün, doğrusal hareket yapıyor. Hız değerimiz de 5. Yani burada C şıkkında, değil mi? C şıkkında verilen seçenek doğru seçenektir. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Tamam, şurada. Evet, Ahsen. Evet, diyor ki Ahsen tamamen su dolu bir taşırma kabına suda çözümlenmeyen K ve L katı cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bırakıyor ve eşit hacimde kaplardan eşit hacimde sıvı taşıyor. Bu durumda diyor, bu durumda neler doğrudur? Üç tane ne yapmış bize? Özellik vermiş. Şimdi arkadaşlar, ben şurada bir bu soruyu çözeyim size. Şimdi bakın, üç tane kabımız var, iki tane kabımız var. Ahsen bu kaplara ne yapmış? İki tane cisim atmış. Şöyle düşünelim. Şöyle. Şimdi burada iki cismi Ahsen kaplara attığında taşan, değil mi? Taşan sıvıların hacimleri eşit olmuş. Arkadaşlar, biz şimdi X ve Y cisimlerinin ya da KL cisimlerinin tamamen mi battı? Yüzdü mü? Askıda mı kaldı? Bunları biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Neyi biliyoruz biz sadece arkadaşlar? Biz sadece şunu biliyoruz. V taşan X, burada da V taşan Y. V taşan X, V taşan Y'ye ne? Eşit. Arkadaşlar, o zaman X ve Y cisimlerinin kesinlikle ve kesinlikle neleri aynıdır? Batan hacimleri aynıdır. E o halde batan hacimleri aynı ve batan. Arkadaşlar, cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti neydi? Geçen derste söylemiştik. V batan çarpı D sıvı çarpı G. K ve L cisimleri, K ve L cisimleri ya da X, Y cisimleri aynı sıvının içine atılmış mı? K ve L cisimleri aynı sıvıya atılmış mı? Evet. Peki taşırdıkları sıvıların hacimleri ne? Eşit. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? K ve L cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri kesinlikle eşittir. Arkadaşlar, K ve L cisimlerin hacimleri eşittir. Bunu kesinlikle söyleyebilir miyiz? Hayır. Çünkü battılar mı, yüzüyorlar mı, askıda mı kaldılar? Bunu ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Öz kütleleri içinde bir şey söyleyebilir misiniz? Hayır. Çünkü arkadaşlar, cisimlerin ne kadarının batıp ne kadarının yüzdüğünü bilmiyoruz.
Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir günde hava daha sıcak, deniz suyu daha soğuk. Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir çocuk denizden bir kova su alıyor. Arkadaşlar denizden aldığınız su ile kovadaki suyun neleri aynıdır? Yoğunluklar aynıdır. Öz kütleleri aynıdır. Öz ısıları aynıdır. Erime, kaynama, donma noktaları aynıdır. Çünkü bunlar aynı özelliğe sahiptirler. Evet, dolayısıyla birinci öncülümüz nedir arkadaşlar? Doğrudur, değil mi? Öz ısıları aynıdır. Arkadaşlar bilmiyorum hocanız hangi eşitlikle verdi. Isı, sıhhası. Evet, burada bir kavram var arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Isı, sıhhası. Isı sahası nedir? Evet. Niye burada işlem yapmıyor? Evet. Isı sahası C ile de gösterebilirler. Bilmiyorum hocanız ne ile gösterdi. C ile. C eşittir. Değil mi? M C'dir. Küçük C. Öz ısı. Dolayısıyla arkadaşlar denizdeki suyun öz ısısıyla Ahsen'in düzeltiyorum. Kovadaki suyun değil mi? Bir çocuğun kovadan aldığı suyun ısı sahaları kütleleri farklı olduğu için farklıdır. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklık değişimi değil mi? Denizdeki suya göre ne yapacaktır? Daha fazla olacaktır. Belki de denizdeki suyun sıcaklığı hiç değişmeyecek ama diğerleri değişecek. Şimdi 3 tane küre var değil mi? KLM küreleri var. Bu KLM kürelerinden K küresi, K, L küresini ne yapıyormuş? K, L'yi arkadaşlar dikkat edelim. K küresi L'yi itiyor. K L'yi itiyor, M'yi çekiyor. K L'yi itiyorsa diyelim ki K pozitif arkadaşlar. K pozitifse itmesi için L'nin de ne olması gerekir? K pozitif. Evet. K pozitif. L'nin de ne olması gerekir? L'nin de pozitif olması gerekir. M'nin ne olması gerekir? Negatif olması gerekir. Çekmesi için. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? K ve L pozitif, M negatif ya da tam tersi. Değil mi? Tam tersi. M ile L zıt işaretli. Negatif pozitif. Diğeri de K'da aynı işaretli. Evet. Şuna bakalım. Aydınlık. Kaynağın ışık şiddeti. Bunu geçen ders çözmüştüm arkadaşlar. Hatırladınız mı? Aydınlanma ile ilgili kavramlar veriliyor. Kaynağın ışık akısı. Birimini söyleyin bana. Kaynağın ışık akısının birimi neydi? Işık şiddeti. Işık akısı ve aydınlanma. Evet. Işık şiddetinin birimi neydi canlarım? Işık şiddetinin birimi temel büyüklüğünden kandela. Toplam akı, akı birimi neydi? Lümen, değil mi? Akı birimi, lümen. Aydınlanma şiddeti neydi? Lüks, değil mi? Lüks. Peki arkadaşlar bunlardan hangisi ışık kaynağına bağlıydı? Aydınlanma şiddeti, değil mi? Aydınlanma şiddetini nasıl yazmıştık? E eşit, I, değil mi? I bölü d kare çarpı neydi arkadaşlar? Kosinüs alfa idi. Evet vakit bitti onun için hızlı çözüyorum. Şu soruyu da yetiştireyim diye uğraşıyorum arkadaşlar. Hocam ders bitti ama biz diğer derse de gireceğiz. Tamam hemen daha diğer ders 5'te değil mi cingene? Hocam, 15 dakika var da. Tabletle işlemek, telefonla işlemek yoruyor birazcık. Gerçekten. Tamam canlarım. Hemen müsaadenizle hemen şu soruyu da çözeyim bitiriyorum. Tamam canlarım benim. Eksik kalmasın. Bir tane daha soru. Bir dakika. Evet kolay bir soru zaten. Optik sorusu. En azından soruları görün hani. Ne tür sorular geliyor onları şey yapın diye gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar K'dan L'ye geçerken ne yapmış? Normale yaklaşmış. O zaman ışık ne zaman normale yaklaşıyordu? Az yoğundan çok yoğuna geçerken. Demek ki L büyük değil mi? K'dan. Peki K'dan M'ye geçerken ne yapmış? Normalden uzaklaşmış. Demek ki K
Büyük M. Sizden ne istiyor? L'den M'ye geçerken. Arkadaşlar L K'dan büyük, K M'den büyük. Demek ki ne diyoruz? L büyük K. B büyük M diyecektik. Arkadaşlar ışık az yoğundan çok yoğuna geçerken her zaman geçer ve bir tek şansı var. Normale yaklaşır. Şekil 1'deki durum. Ancak ışık çok yoğundan az yoğuna geçerken ne yapabilir? Geldiği ortama geri döner. Ne zaman? Gelme açısı sınır açısından büyükse. Yüzeyi yalayarak gidebilir. Ne zaman? Gelme açısı sınır açısına eşitse. Alfa sınır açısına eşitse. Diğer ortama geçer ama normalden uzaklaşır. Ne zaman? Gelme açısı sınır açısından küçükse. O zaman arkadaşlar 2, 3 ve 4 yollarını ne yapabilir? Bu ışık izleyebilir. Diğer yolları izleyemez. Evet. Şimdi arkadaşlar sormak istediğiniz sorularınız varsa alalım bir. Ahsen herkesin bir adı, sesini aç. Arkadaşlardan sormak istedikleri, konuşmak isteyenler varsa bir konuşalım. Sorularınız varsa sorun. Arkadaşlar burada da soruyorsunuz. Gruba da gönderebiliyorsunuz. Hepinizde telefonum var. Telefonlarıma da WhatsApp'tan gönderebiliyorsunuz. Mutlaka sorularınızı soruyorsunuz. Evet, var mı sormak istediğiniz bir şeyler arkadaşlar? Yok, evet, galiba. Yok mu? Yok Beyza, hocam. Beyza, Ayşegül, Alper, İrfan, Kerem, Oğuzhan. Yok değil mi sorularınız? Hepsini hallettik mi? Eyüp. O zaman canlarım size iyi dersler diliyorum. Tamam mı? Teşekkürler hocam. Rica ederim, hadi kendinize iyi bakın. İyi dersler. Siz de sorularınız olursa görüşürüz hocam. Haydi görüşürüz, Oğuzhan'ım. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar.